böyle gelebilir. Vaadimiz hep bir. Ahmet abi, Özcan abi. Bir şeyler hazırlatacağız. Mut İlçe Tarım Orman Müdürü Ekrem Bayır. Şu an Mut ilçemiz Karacaoğlan Mahallesi'ndeyiz. Karacaoğlan Mahallemiz üzümüyle, pekmeziyle ön plana çıkan bir mahallemizdir. Hazır olsun abi. Sağ olun abi, hoş geldiniz. İlçemizde toplam 26 bin dekar alanda üzüm üretimi yapılmakta. Karacaoğlan'da bu üzüm üreten merkezlerimizden, önemli merkezlerimizden biridir. İlçe genel olarak şu an 30-35 bin ton bir üzüm rekoltesi tahmin etmekteyiz. Bulmuş olduğumuz Karacaoğlan'da patkara gibi yöresel üretilmektedir. Bunun buranın üzümünün özelliği, pekmezinin özelliği, coğrafi şartlarından dolayı kıraç arazilerde sulanmadan bağcılık yapılmaktadır. Dolayısıyla da bu üzümlerimizin şırasıyla, aromasıyla, rengiyle ve yola dayanıklılığıyla üretilen üzümlerin %70-80'i iş piyasada değerlendirilmekte. Şu an yaş üzüm olarak ortalama 2-2,5 liradan üreticilerimiz üzümlerini mahalle merkezinde pazarlamakta. Bu ürünler işte İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Adana, Mersin gibi illerimize, komşu il ilçelerimize gitmekte. Geriye kalan %25-30'luk üzümlerimiz ise burada üreticilerimiz yöresel olarak geleneksel usulle pekmezlerini, kışlık ihtiyaçlarını ve fazlasını da yaparak aile ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar. İlçe ekonomimizde önemli bir gelir kaynağı vardır üzümümüzün. Yine muhtarımız aynı zamanda kooperatif başkanımız yakın bir bölgemizden sulama suyunu da getirerek sulu tarıma ve modern telli terbiye sistemine geçerek ilçe tarım müdürlüğümüzün rehberliğinde inşallah Karacaoğlan mahallemizde de üzüm üretimimizi, rekoltemizi arttıracağız inşallah. Fazla mı ya? Arkadaşın da var. Ben Karacaoğlan köyünden Özcan Ceylan. Sürekli biz bu geçimimiz şöyle söyleyeyim, bundan ibaret. Bağcıyız yani çoğunluğumuz bağ gayesiyle ilgili. Bağımızdan üzümümüzü işte zamanı geldiği zaman satıyor. Kurutmalığımızı serdik, onları kuruttuk, kaldırdık. Buna çerezim olur, sarızım olacak. Sarıcım. Bunları evimize koyduk. Şimdi işte bunu ağuzum, goğuzum dediğimiz üzümlerimizin pazarız. Burada 3 çeşit üzüm var, 4 çeşit de diyebilirim. İsimleri mesela siyah patkara deriz. Ondan sonra dilmit üzümü deriz. Ak üzüm, go üzüm. Bir de bunun incesi var, hoşaflık. Üzümümüz var. Onları işte satışa sunuyoruz. Allah'ıma binlerce şükür, yine satışlarımız yine şükür olsun. Buna da şükür ya Rabbim. Yani hava yağmadığı için Cenab-ı Allah bize yine de emeğimizi koruttu yani, kurban oldu. Bu bizim bölgemizde, ekseriyette çoğunluk bizim bölgemizde. Bağcı bizim kendi Karacaoğlan köyü bölgesi, bağcılık. Bağcılığıyla geçiniyor. Bağcılığımız devam ettiriyoruz. Biz bağcılıktan devam ettiriyoruz yeni şükür. Tabii yeni yapanlar var. Mesela şurada yeni diken arkadaşlarımız çok memnun kaldılar ürünlerinden. Onlar da elbette bu üzümden dikmeye başladık abi. Patkara dediğimiz çerezlik üzüm. Kışın tabaklarımızda işte çerezlik, çocuklarımıza, her şeye çok faydalı biliyorsunuz. Aha. Altın sarısı. Bunun özelliği önce kestiririz, sonra kadına dökeriz, böyle savururuz. Önce şerbeti önce kestiririz, kaynatırız. Şerbeti bu kadın tavaya dökeriz.
Arada bekletiyorum. Bu köyde.